Herkese merhabalar. Ben İntegral Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya. Bugün Avrupa tarafını takip ediyoruz. Çünkü Avrupa'da Yunanistan borç sorununa yönelik anlaşmaların biraz daha kilit noktası oluştuğunu söyleyebiliriz. Bugün 3 tane toplantı gerçekleşti. Sabah saat 11'de, bugün biraz önce gerçekleştirilen Eurogroup toplantısı ve akşam saatlerinde gerçekleştirilecek liderler zirvesi olacak. Baktığımız zaman şu ana kadar herhangi bir anlaşma, herhangi bir sonuç ya da karar alınamadı. Ama 25-26'sında Brüksel'de yapılacak liderler zirvesi, aynı zamanda 30 Haziran'da Yunanistan'ın borcunun ödemesine dair olan son tarih olması burada biraz daha artık Yunanistan'ın karar aşamasına geldiğini ve anlaşma sağlanmasına yönelik son kilit noktası olduğunu söyleyebiliriz. Anlaşma sağlanamazsa eğer burada Avrupa tarafında bir domino etkisi yaratabilir ama özellikle Syriza'nın seçim sürecinde vaat etmiş olduğu sıkı kemer politikalarını reddetmesi ve bu şekilde devam etmesi, kararlarını bu şekilde devam etmesi biraz daha kreditörleriyle alakalı, anlaşmayla alakalı kısır döngüye dönüştüğünü söyleyebiliriz. Ancak bu ayın sonuna kadar bir anlaşma sağlanması ve şartların orta noktada buluşması yönünde açıkçası Euro-Dolar paritesinde bu şekilde yansımalarını görüyoruz. Sabah saatlerinde Euro-Dolar paritesi haftaya 1.14 seviyesinde başlamıştı. Gün içerisinde geri çekilmeler ve dalgalanmalarla birlikte 1.13 desteğine doğru geri çekilmeleri gördük. Ancak şu anda halen daha iyimserliğin devam ettiği Euro-Dolar paritesine de yansıyor. Baktığımız zaman şayet 1.14 seviyesi ve 1.14.60 direncine doğru yükseliş hareketleri görülür ve 1.14.60 seviyesinin üzerine atılırsa alım yönünün 1.17 seviyesine dek yükseliş hareketlerini destekleyebileceğini söyleyebiliriz. Ama hükümet sözcülerinden gelen açıklamalar ve gün içerisinde takip ettiğimiz gelişmelerle birlikte olası geri çekilmelerin 1.13.50 altında 1.12.90 ve 1.11.50 kritik desteklerine doğru hareketlenmeleri yol açabileceğini söyleyebiliriz. Bugün içerisinde değil ama yarın yurt içerisinde önemli gelişmeler olacak. Baktığımız zaman PPK toplantısı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faiziyle ilgili kararları yarın açıklanacak. Burada piyasada herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Aynı zamanda baktığımızda kurdaki bir miktar geri çekilmenin de Merkez Bankası'nın elini rahatlattığını söyleyebiliriz. Ancak enflasyonda halen daha bir denge noktası oluşmadığından dolayı biraz daha söylemlerin sertleşebileceği ya da enflasyon oranındaki bu yükseliş hareketine doğru gelebileceğini söyleyebiliriz. Burada müdahale edeceği anlamındaki söylemini ve cümlesini eğer değiştirmezse, onu sabit tutarsa dolar TL'de yarın TL tarafında biraz daha değer kaybı yaşanabilir. Ama şu anda baktığımızda 2.70 seviyesinin altında başlayan bir dolar TL'de özellikle 2.67 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşadık. Bu geri çekilmelerin geçtiğimiz hafta FED etkisiyle birlikte geri çekilen, gevşeyen doların etkisiyle birlikte 2.60 seviyesine doğru kademeli bir düşüş görülebilir. Ama toparlanmaların özellikle 2.70 seviyesi üzerindeki fiyatlanmaların hafta boyunca 2.72 ve 2.74.40 desteğin direncine doğru oluşabileceğini söyleyebiliriz. Yarın bir gelişme daha var yurt içerisinde. O da meclisteki yemin töreniyle birlikte toplanılması ve Cumhurbaşkanı'nın en çok oy alan partiye hükümeti kurma kararı. Yarın bu gelişmelerle birlikte açıkçası 2.74.40 ve 2.67-2.65 bölgesinde geniş bir yatay kanal bandında dalgalanma yaşanabilir. Aynı zamanda FED demişken altın tarafına da bakmakta gerek var. Çünkü 1200 seviyesinden başlayan sert düşüşlerle devam eden bir altın fiyatlaması görüyoruz. Şu anda destek anlamında 1182 seviyesi yükselen trendin geçtiği bir seviye ve oranın aşağı yönde kırılmasıyla birlikte 1180-1178 destekleri devreye girebilir. Ancak 1175 desteğinin aşağı yönde kırılması satış yönündeki pozisyonların biraz daha artacağına işaret edebilir. Yükseliş hareketlerinde 1200 direnci halen daha mevcut ama şu anda geri çekilme biraz daha hakim gibi görünüyor. Gelişmelerin devamını öğrenmek için İntegral Forex TV'den ayrılmayın. İyi günler. İntegral Menkul Değerler. Forex'te güvenin simgesi.